Canın mı sıkıldı dayı? Bu saatten sonra mafyacılık oynamaya mı karar verdin? Oyun oynayacak yaşı geçtik yeğen. Artık bir şey yapacaksak adam akıllı bir şey yapmak icap eder, değil mi? O zaman adam akıllı bir anlat be dayı. Ne bu adamlar? Ne bu kaybolup kaybolup durmalar? Ne bu peşindeki Ruslar? Ne bu kumarhane işi? He? Anlatmakla bitmez bu işler yeğen. Neyi fark ettin biliyor musun dayı? Bana bir sürü hikaye anlattın. Ama kendi hikayeni hiç anlatmadın. Bu gidişle onu da arkadaşlarından dinleyeceksin Ezel. Ha? Onlar benim arkadaşlarım değil. O zaman dizginle onları. Orada burada bizim hakkımızda soru sormaları hiç hoş değil, değil mi? Neyi öğrenmelerinden korkuyoruz? Hiçbir şeyden korkumuz yok yeğen. İlle bir şeyden korkacaksak sana bir şey olmasından korkarız, o kadar. Nasıl olacak o? Benim hakkımda öyle şeyler var ki yeğen. Bir kere daldın mı içine, bir kere uzattın mı burnunu, ikinci kez seni ben bile kurtaramam. Hatırlattığın iyi oldu dayı. Sen benim hayatımı kurtardığına göre sana karşı haddimi bilmeliyim. Oraya buraya burnumu sokmamalıyım. Seni uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlarımı senden nasıl uzak tutarım onu soracaktım. Ama senin benim yardıma ihtiyacın yokmuş zaten. Unutmuşum. Ezel! Baban nasıl? Daha iyi mi? İnsan küçükken babasını ölümsüz zannediyor. Ama bir gün geliyor, öyle olmadığını anlıyorsun. Hayatın şakası yok dayı. En kuvvetlimizin bile zayıf noktasını buluveriyor. Değil mi? Mert? Ezel abi. Ne oldu? Bak, Mümtaz amca mı? Ne oldu Mert? Gitmiş abi. Kaçmış. İki dakika uyumuşum çıkmış. Ya doktor ameliyata kadar yerinden hareket etmişsin dedi abi. Ya Ezel abi son bir gece evimde yatayım dedi. Ömer'imin yatağında yatayım dedi. Abi ben de salak gibi. Abi ne yapacağım şimdi ben ya? Dur bir sakin ol. Nereye gider? Baba? Ömer? Gel baba. Gel. Oğlum. Oğlum. Babam. Üşüdür mü? Sağ ol baba. Baba. Ben seni çok özledim. Ben de evladım. Gelecektim. Ama gelemedim. Olsun. Ben geldim bak. Buradayım. Geldin ya. Gel. Gel buraya otur. Sahibi. Neler diyorsun Serdar? Ateşin mi çıktı? Nedir? Demek arabanın sahibi bu adam. Bu herif hepimizi harcar Cengiz. O kadarını anladım. Da biz onu nasıl harcayacağız? O konuda altında yerinde bir fikrin var mı?
Bu adamlar hakkında öyle rastgele sokaklarda bilgi toplanmaz Cengiz. Bunlar racona göre yaşar. Peki nasıl ölürler? Bunların adamlarını parayla, tehditle, kandırarak konuşturamazsın. Onu da anladım. Ramiz deyince herkes dut yemiş bülbüle dönüyor. Bunlar ihanet edeni yaşatmazlar Cengiz. Gammazlayanı anında harcarlar. Tamam, tamam oldu. Çok yardımcı oldun, sağ ol. Onun için damat, senin bulacağın adam... Hani gammazlamış da hala hayatta kalmayı başarmış biri olmalı. Eğer öyle birini bulursan, o sana istediğin 5 paralık bir şeyi verir. Yine aynı soru Serdar. Nereden bulacağım ben öyle bir adamı? Kimse konuşmuyor ki. Doğru, konuşmazlar. Ama belki yazan olmuştur. Benim Mümtaz amca. Söz verdim. Masayı söz verdim yarına. Gel Mümtaz amca, gel. Şöyle otur. Tamam. Kalmaz. Borcum kalmaz. Tamam, buradayım ben, tamam. Ömer'e giderken borcum kalmaz. Bir şey bulamadın mı? Bunlar ne arıyorlar burada? Bak bu sarı kafa var ya, sarı kafa, sarı çiyen. Gözünü ondan ayırma sakın. Çok dikkat et ona. Tamam. Ha şöyle. Neresi? Geliyorum. Sarı çiyen. Sarı. Ne o? Seni de mi ektiler? Ben görevdeyim. Yorgun düşmüş. Korkacak bir şey yok şimdilik. Ama riske girmeyelim. Ne yapmak gerek? Bu gece hastaneye alalım. Yarın biliyorsunuz. Efendim Cengiz. Geliyorum.
Kimin evi burası? Bir arkadaşın. Bir şey içmek ister misin? Ali! Ezeli içecek bir şeyler versene. Tabii. Ne içersin? Viski. Ali ile ben bu meselemizi konuşuyorduk. Biz kimseyi konuşturamadık. Sen? Sonra aklımıza başka bir şey geldi. İlk bakışta biraz sıra dışı gelebilir sana. Ama içkini alsana. Ellerin mi üşüyor Ali? Yok. Hijyen takıntım var. Madem ki dedik mafya sektöründen kimseyi konuşturamıyoruz, o zaman sektör mü değiştirsek? Yani bu Ramiz Karaeski denen adam ünlü. Hakkında bir sürü kitap var. Araştırmışlar, çalışmışlar. Sen o işlerden iyi anlarsın. Senin evde bayağı kitap var. Sizin bu arkadaşınız da yazar mı? Aynen öyle. Yazar. Ama tam olarak... Arkadaşımız değil. Yani sayılmaz. Çıkın hemen evimden ya! Hande Hanım, iki dakika bir rahat dursanız her şey hallolacak. Ali Bey'le ben buraya bir iş meselesi konuşmaya geldik. Evet, pencereden. Kapı kilitliydi. Hande Hanım, Ramiz Bey'le ilgili yazılan en ne? Doğru. En doğru. Aynen. En doğru kitabın yazarıymış. Biz de yenicene öğrendik. O mu gönderdi sizi? Ha? Beğenmemiş mi kitabı? Hayır, o göndermedi. Biz sizden biraz bilgi rica edecektik ama siz böyle bağırıp çağırınca işler biraz sarpa sardı. Arkadaş da biraz ateşlidir. Sen elimi çöz. Ben alırım onun ateşini. Yazar olduğuna emin misin sen? Sen insan olduğuna emin misin? Ali! Kızım bir rahat ver, iki soru soracağız. Ali! Nereye kaçacaksın yazar? Kafana kesildin. Yazarlık demek farklı bakış açısı demek. Kaçtığını kim söyledi? Son sözlerim mi? Ali! Bahse girerim, o ateş almıyordur. Son sözlerim mi? Ali! Hiç yazar vurmamıştım. Hadi hayırlısı. Ali, odaya bak. Odaya bak! Hadi be! Gelmeye vururum. Vurmazsın. Senin gibi insanlar isteseler de katil olamazlar. Neyse ki. Ne istiyorsunuz ya? Ne? Her şeyini biliyorsun yani sen bu adamın. Her şey değil.
E ne var ne yok dökmüşsün işte. Baksana. 70'lerden günümüze. Vay vay vay. Gazinolar, kumarhaneler. Şu adam, bu o gazete patronu değil mi? Ömer mi? Baksana şuna. Adam hapse girene kadar kral. Daha sonra herkes uzaklaşmış etrafından. O tarih ne? Çocuklarının öldüğü gün. Bu adam kim? Kandıralı. Yanında yazıyor. Niye etrafı böyle kırmızıyla çizili? Çünkü o türünün tek örneği. Dayıya yanlış yapıp da hayatta kalan tek canlı. Şimdi çıkman doğru mu dayı? Değil. Hadi sen arabayı getir. Tamam, tamam kardeşim, tamam. Somurtma ya. Belki hoşuna gider, bizim hikayemizi de yazarsın. Yazmaya değer bir hikayen olduğuna şüpheliyim. Bir bilsen. Beni niye yanınızda götürüyorsunuz ki? Adam gibi soru sordurtmadım yani de. Sanki suç işlemişiz falan gibi bir durum oldu. Sanki değil mi? Bende o intiba oluştu. Nedense. Merak etme. Bir şey olmayacak sana. Biraz yanımızda dur. Ne kadar tatlı insanlarız gör. Bakarsın dayıyla ilgili sorular sorarız. Cevaplarsın. Ne şimdi bu? İyi polis, kötü polis, çirkin polis mi? Şaka yapıyor be abi. Çatma kaşlarını. Çirkin oluyorsun hala. Siz nesiniz ya? Çocukluk arkadaşı falan mı? Evet. Üçünüz Ramiz Karaeski ile baş edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Çok hoşsunuz ha. Amma büyütmüş herkes bu adamı gözünde ha. Tanrı değil ya. Alt tarafı bir adam. Değil öyle. Alt tarafı bir adam değil. Ramiz Karaeski kendi çocuklarını öldüren bir adam. Ramiz! Baba! Anne! 2001'de Ramiz'in büyük oğlu Selim çocuğunu okuldan alıyordu. Ne haber? İyi. Hadi bakalım çay. Selim! Atla! Dur şimdi, bitiyor. Selim'in vücudundan 22 kurşun çıktı. 50'den fazla insan gördü cinayeti ama katili yakalanmadı. Aynı sabah ortanca çocuk Uğur Karaeski, babasından devraldığı kumarhaneyi teftiş ederken kalbinden bıçaklandı. Açsana lan elini.
katil çalışanların arasından yürüdü gitti. En küçük oğlan Ali Temel yeni evlenmişti. Sabah bir yerden bir tüyü almış kaçıyordu. Ali Temel ölmeden önce bir hafta komada kaldı. Üçünün de tek suçu hapse giren babalarını dinlememekti. Selim. Uğur. Ali Temel. Çocuklarının suçu babalarının yolundan gitmekti. Cezaları aynı gün ölüm oldu. Tamam. Tamam. Yani yanlışınız var. Alt tarafı bir adam değil Ramiz Karaeski. Bir canavar. Kandıralı'ya gidiyormuşsun. Hep beraber inşallah. Hep beraber. Gitmeyin. O adam senin hatırladığın gibi bir adam değil. Gerçek yüzünü bilmez. Yılanın tekidir. O zamanlar güvenebilirsin, iyidir diyordun. Hata etmişim Ezel. Hata etmişim. Girmeyin oraya. Bak seni uyarıyorum. Bana bir şey olacak diye mi korkuyorsun yine? Ne zannettin? Oğlumsun sen benim. Tabii ki korkuyorum. Ben seni ararım sonra. Hazır mısın? Giyinmemişsin sen. Giyinemedin mi? Dur ben sana yardım edeyim. Verdiğim hapları da içmemişsin. Hadi ama bak bekliyorlar, giymemiz lazım. Gitmek istemiyorsun sen. Ameliyat olmak istemiyor musun? Bırak Gülham. Bırak gideyim artık. Ben seni bırakmam Mümtaz. Az kaldı be Meliham. Gitmiştim. O geldi diye döndüm ben. Oğlum burada sandım. Bu sefer dedim bırakmayayım. Ama yarılmışım. Oğlum yok burada benim. Ben seni bırakmam Mümtaz. Ben seni bırakmam. Ben oğlumu istiyorum Meliham. Kalbim ağrıyor artık. Bırak gideyim ben. Dayanamıyorum Melih'e. Bırak Ömer'e gideyim. Esaslı kız ha. Galiba hoşlandı benden. Biraz ha? Çok. Baksana adına aykırıyor tutkuyla. Ne gülüyorsun? Çirkin polis. Bu ne lan? Bon Jovi olduk birden. Evet. Söylemeyi unuttum. Şimdi bu Kandıralı var ya. Bu Fittoş Ramiz'e ne yaptıysa kapamış kendini buraya. Kaç senedir çıkmıyormuş dışarı. Kolay kolay kimseyi de almıyormuş içeri. Nasıl gireceğiz o zaman? Sizi niye yanımda taşıyorum lan ben?
Gir hadi, akıllıca bir şeyler söyle. Hadi. Evde yoklar galiba. İyi akşamlar. Ben Cengiz Atay. Asena pek sevmedi sizi. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Biliyorum. Siz ikiniz altılı ganyanımsınız benim. Çıkış biletimsiniz, çıkış. Bak bu senden de akıllı çıktı. Ramiz'i haklarsak sen de kurtuluyorsun tabii. Yok. İkinizi dayıya teslim edersen hani belki affeder beni. İkiniz dayıyı arıyor musunuz? Duydum ki dayı da sizi arıyormuş. Bir şey daha duydum. Benim Asena gibi dayı da pek az etmiyormuş sizden. Sana da çok bayılmıyormuş diye duyduk biz. İşte bazen kısmet insanın ayağına gelir öyle. Sen, seni tanımam. Arkadaşı mısın sen bunların? Evet. Hayır. Bunlarla ölecek kadar yakın arkadaş mısın? Haydi bakalım Cengiz. Sen soktun, sen çıkar şimdi bizi buradan. Ben ne yaptım ya? Dayıya bulaşacak çapta adamlar değilsiniz siz. Halledin. Dur. Ne yapıyorsun? Dur. Ortak. Hemen bir şey bul hadi. Bir şey yap. Nasıl kandıralı ha? Çıkınca senin ne olacak bu ha? Sağ ol dayı. Ha. Sağ ol sen. Bırak. Sağ ol. Bu kandıralı var ya, çok iyi bir jokeydi ha. Gazi yarışını kaldırmışlığı da vardır. Ama keş, çok borca girdi. Adamlar bunu bastılar. Ahırda bir atı var. Kızı gibi severdi. Buna bir şey yapmadılar da atın boğazını boydan boya kesiyorlar gözünün önünde. O günden sonra bir daha at binmedi. Binmek bir yana, hiçbir şeyi sevemedi artık. Dediği kadar var. Büyük iyilik yaptın o zaman. Hem ona hem kendimize yani. Birine çok sevdiği bir şeyi emanet ettiğin zaman daha sonra onu da kullanabilirsin. Bak, bu da kulağına küpe olsun senin ha. Kandıralı, adını ne koyacaksın ha? Öbürü gibi dayı, Asena olacak. Asena. Ata. Ata çevir silah. Yap! Dur! Ne yapıyorsun sen? Nereden anladın ortak? Kitapta okudum. Bizi hafife alma kandıralı. Bizim çok iyi yaptığımız bir şey var bu hayatta. İnsanların zayıf taraflarını çok iyi bulup çıkarırız biz. Tamam. Dur kızım, dur, sakin ol, korkma, sakin ol. Ramiz de alt tarafı bir insan. Herkes gibi onun da vardır zayıf bir tarafı. Değil mi? Bilmiyorum. Yeminle bilmiyorum. Çocuklarının ölümünden başla anlatmaya.
Ondan sonra dayı kapandı. Günlerce çıkmadı. Bir gün beni yanına çağırdı. O zamanlar çok güvenirdi bana. İkinci adamıydım ben onun. Baştan başlıyoruz dedi bana. Beş adam kalsın. Gerisini tasfiye et. Emrin olur. Bana birini bul. Bizden olmaz. Kirlenmemiş olsun. Temiz biri olsun. Dayı bir plan yapmıştı. Dışarıdan biri lazımdı o plan için. O anlattı. Ben de ona getirdim. Adı neydi? Getirdiğin çocuğun adı neydi? Durma Kandıralı, dört nala anlat. Dolu dizgin. Getirdim dayı. Kerim diye bir arkadaş. Dayı birkaç kitap koydu önüne. Oku bunları. Hadi. Ne oldu bu Kerim'e? Bir kazaya uğradı. Bir kavgaya karıştı, eridi gitti. Olur bizim alemde. Sonra başka birini buldum ona. Muzaffer mi, Murat mı? Öyle biriydi sonra. Başka yere nakledildi. Bir daha da haber almadık. Sonra duydum ki çıkmış, aile kurmuş. Ne hikaye anlatıyorsun sen Kandıralı? Sonra? Sonra ne oldu? Sonra başka birini gösterdim dayıya. Saf bir çocuk. Tam senin istediğin gibi dayı. Masumum diyor. Burada hepimiz masumuz yani. Kandırmışlar mı? Hepimizi kandırdılar. Niye, niye diye sorup duruyor. Hapisten değil de zaten ölmüş bu adam. Dayı, tam senin istediğin gibi. İntikam. İntikam istiyor mu? İstiyor dayı. Her şeyden çok intikam istiyor. Ama daha bilmiyor. Pırıltı. Pırıltı var mı gözlerinde? Kendin bak o zaman dayı. Ama acele et. Bu dursun. Biletini kesmeye niyetli. Ha. Çocuk, bizim çocuk olursa bindirmeyiz o trene ya. Ömer, gel gel. Çok çalıştım. Hadi sana izin. Avluya çık, biraz hava al Ömer. Tamamdır. Ömer ha? Adı Ömer'di. Plan mıymış? Bir plan mı yapmış Ömer'i kurtarırken? Bir hesabı vardı ama bilmiyorum. Neymiş hesabı? Bilmiyorum. Murat'ı! Bilmiyorum, anlattım, bilmiyorum. Beni kandıramazsın Kandıralı. Elinde bir koz olmadan bu kadar yaşayamazsın. Nedir bu koz? Öldürür beni. Ali, atı vur! Tamam, 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 tamam! Çocukların ölümünden birkaç gün sonra dayı bir mektup aldı. Sonra da oturdu, kendi bir mektup yazdı. İsim yoktu. Ama ne hesap yaptıysa o mektubu aldıktan sonra başladı hesaplamaya. Yemin ederim bu kadar. Bırakın Asena'mı. Mektup, Kandıralı. Mektup. Bende. Getir mektubu. Bırakayım Asena Hanım'ı.